nehilerden, yasaklardan insanları çekindirmek. Bu bizim vazifemiz. Ya işte ben hocayım, işte bu vazife benimdir, sizin değildir gibi kesinlikle. Okula gidiyorsan okulda vazifen budur. İşteysen işte vazifen budur. Artık hangi yerde, hangi makamda, nerede bulunuyorsan bulun, emri bil maruf, nehi anil münker vazifemizdir. Ya işte şimdi çalışıyoruz, burada olmaz. Din her yerdedir. Affedersiniz, din tuvalette bile vardır. Oraya nasıl gireceksin? Hangi elinle taharet alacaksın? Hangi ayağınla çıkacaksın? Bunların hepsi sünnet-i seniyye, sevap. Bak tuvaletin içinde din var. Seni hiçbir sahada din boş bırakmamış. Biz bu derste ağırlıklı hizmet düsturu, yani hizmet etme düsturunu ne yapacağız? İnceleyeceğiz, masaya yatıracağız. Tabii çok batıl anlayışların, yanlış anlayışların da önüne geçeceğiz. Genelde bizim hani cemaatimiz istina düsturunu bilir ama hizmet düsturunu bilmez, değil mi? Hizmet öyle bir düstur yoktur külliyet. Ama istina düsturumuz vardır. Sabah akşam indir, bindir istina düsturu. Yani cemaat bir adım ileriye gitmesin düsturu koydum onun ismini ben. Cemaat bir adım ileriye gitmesin düsturu. Şuradan geçen toplandık ya mesela hep yani has daire. Cemaatin rükünleri yani. Ben nasıl bu davayı sahiplenmişsem sen de öyle sahiplenmişsin. Sen de öyle sahiplenmişsin yani. Şimdi biz bu hizmetin konusunu seninle de görüşmeyeceksek daha iyi sokaktaki kediyle mi, yoldan geçen biriyle mi görüşeyim, değil mi? Yani vatandaşın bir tanesi mesela demiş ki ya isteğine uygun değil demiş ya. Ya kardeşim o zaman senin bu toplulukta ne işin var, değil mi? Madem sen bu cemaatten değilsen. Yani burada çok böyle cahilce, cahil demeyeyim artık, ben cehalete kesinlikle vermiyorum o gibi şeylere de. Yani ne diyeyim, vazifeden kaçmak adına bir şeyleri kendine perde etmek düsturu olmuş o. Vazifeden ve hizmetten kaçmak için kendini perdeleme düsturu o. Yoksa gerçekten istina düsturuna çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi bunun zıt manası olduğu için yani bunu bahsettiğim zaman hemen işte istinayı nereye koyacağız diye aklınıza gelecek. İstina şudur. Destanda bir vakıf vardır. İşte o bir süzgeçlik vazifesi yapması gerekir. Yani olur olmaz ne olduğu belli olmayan işte kazançların şeylerin bu hizmet dairesine girmesini engellemesi gerekir. Bu da şöyledir. Adam hariçten gelmiştir, kazancı helal değildir. Efendim veya yabancı hariç dairedendir. Bunu vakıfa gelir, vakıf bunu süzgeçten geçip bakar ki hizmet kriterlerine uygun değil. Bunu ne yapar? Geri çevirir. İşte buna biz hizmet düsturu diyoruz. Laikalarda çok defa gördünüz muhakkak. Üstad diyor ki işte tevafuğun hatırı için aldım. Ama aldığı adam hizmet ehli insan yani. İşte bir kardeşimiz diyor hani emeklilik şeyini getirmiş mesela. Ondan bahsediyor. Kimi köşkünü tahsis etti diyor, kimi şununu tahsis etti. Yani elbette ki bir ortaya faaliyet çıkmışsa bir şeyler olmuş da çıkmış yani. Yoksa gökten zembille bir şey inmez. Şimdi hizmete dair emir ve tavsiyeleri okuyacağız. Hani bunun karşılığında ne dedik? İşte istinayı nereye koyacağız? İstina bu hizmet başında bulunan kişilerin yapması gereken bir düsturdur. Yoksa ben hizmet etmeyeyim, işte yapmayayım, vermeyeyim, o zaman işte istina düsturu uygulanmış olmuyor. İstina düsturu o değil. Bakalım, Üstad Bediüzzaman bundan ilgili gerek ayet ve hadislerin manası olarak ve gerekse de burada almış olduğu ayetlerle bu hizmet-i Kur'an'ı nasıl yürütmemiz gerekli olduğunu ortaya koyacak. Şu zamanda en mühim vazife imana hizmettir. Yani bulunduğumuz zaman itibariyle arkadaşlar işte 80 tane Subhanallah çek, cennetin şu makamına çık. Bu iş kalmamış. İnsanlar artık imanlı mı imansız mı, imanı gitti mi kaldı mı bunun mücadelesi veriliyor. Yoksa geçin işte riyazete şu kadar yıl işte açlıkla nefsi terbiye edin diyebilecek bir ortam kalmamış. İman gitti gidiyor. Bu pozisyondayız. Adam ufak bir şeyden
Yok canım diyor. Allah'a inanıyorum diyor ama ben de öldükten sonra dirilmeye inanmam diyor. Bak gitti, imanı yok. Yani çoğunu imanlı zannediyoruz ama maalesef iman yok. İman olanda da itikat sorunu var. İtikat sorunu var. Kimisi bakıyorsun ki ameli noktalarda işte hazımsızlık yapanlar var. İşte şeriatın emirleri noktasında ben onu diyor kabullenemem diyor. Kredi bu zamanda diyor, olmaz nasıl diyor. Nasıl alacaksın kardeşim diyor, kredi çekmeden diyor. Nasıl alacaksın kredi çekmeden? Tamam diyor, haklısın ama nasıl alacaksın kredi çekmeden diyor. Değil mi? Kendini onu böyle bir farz gibi görmüş. Namazı kılıyor yani. İşte bu zamanda en mühim vazife, arkadaşlar benim vazifem değil. Bakın şurada genelde ders dinleyenlere de empati yapıyorum. Ben ders dinlerken ki halet-i ruhiyemi. Ben şimdi bunu anlatıyorum. En mühim vazife imana hizmettir deyince herkes şöyle düşünüyor. Yani tamam, şu adamın vazifesi imana hizmettir. Benim vazifem değil. Bu hepimizin vazifesi. Herkesin vazifesi. Sen burada ben küçüğüm diye bu şeyden sıyıramazsın. Bu kaidenin dışında kalamazsın. Adamın imanı gidiyor, imansız gidiyor. Sen de buna seyirci kalıyorsun. Hani şöyle olsa, cebimde 100 TL para var, yanımdaki Müslüman acından ölüyor. Ölse, gerçekten ölse, bir çocuk öldü, acından öldü. Ben mesul olur muyum? Olursun. Din noktasında indallah ben mesul müyüm? Niye beni mesul ettiniz ki? Benim kendi param, vermem. Din kendi param demiyor ama. Değil mi? Niye komşusu açken tok yatan bizden değildir. Yani helalindir ama yok öyle başı başı. Şimdi sizde iman ilmi var mı yok mu? İman ilmi var değil mi? Elhamdülillah bir imanımız da var. Öbür ki İmansız ölüyor. Acı ölen cennete gidiyor. Ama imansız ölen cehenneme gidiyor. Yanında arkadaşın belki okulda sırada yan yana oturuyor veya iş yerinde beraber çalışıyorsun. Ama o imansız gidiyor. Sen de nur talebesisin. Bir şey anlatmamışsın. İmana hizmet etmemişsin. O adam mahşer meydanında senin karşına çıkar mı çıkmaz mı? Çıkar. Hadi ben bilmiyorsam mesul değilim ama biliyorum. Bende bu iman ilmi var. İman da var elhamdülillah. Fakat yanımdaki imansız ölüyor. Ben mesul olmuyorum. Mükellefiz diyor İhlas Risalesi'nde. Ve iman saadeti ebediyenin anahtarıdır. Cennetin anahtarıdır değil mi iman? Tabi Risale-i Nur talebelerin vazifesi imanı kurtarmak, başkalarının imanlarına kuvvet vermek diyor ya. Ama hep imanı kurtarmakta kalmış maalesef. Yani genelde bakıyorum, tam imanımızı kurtaralım. Yani biz böyle kurtulalım, gerisi cehenneme mi dökülüyor? Nereye dökülürse dökülüyor, bizi pek ilgilendirmiyor. Sofi meşrafik oluyor işte. Üstadın ağzı yani böyle subhanında oturmak değil de işte eğer onu yapmasak sofi meşrafik oluyor. Şimdi o mesela şeyde telvihat-ı tisada velayet mertebelerini anlatırken velayetin bazı vartaları var diyor. Kendini en yüksek makamda görür, evet. O makamda kalır diyor. Aslında orada onu anlatırken biz düşünüyoruz ki ya tarikatçıları veya velayet mertebesindeki velileri anlatıyor. Hayır. O vartalar bizim için geçerli. Yani geliriz buraya bakarız ki böyle bir iman hizmeti var. İmanımız, Kur'an'ımızı hemen takviye edip vicdanen ruh bir rahatlıyor. İşte o makamı biz zannediyoruz ki tamam yani biz kurtuluş makamına erdik. Değil. O rahatlık bizi durdurmaması gerekiyor. O rahatlık bizi harekete getirip hemen dışarıya verici konumuna getirmesi gerekirken maalesef dahilde kalıyor. İnkişaf olmuyor. Bir daha bir hizmet usturlardan birisi limonlu çay. Ha bir de limonlu çay evet. Limon olmasa olmaz yani. Ya limonlu çayımızı da içelim ama hizmet de edelim yani. 2. Neşri hakikatte üstada yardım. Neşri hakikatte bu hakkın neşredilmesinde, şimdi biz neyi neşrediyoruz? Bu işte şu an elimizdeki malzeme ne? İşte Kur'an'ı öğretmek, ondan sonra Kur'an'ın tefsiri ile beraber hizmet etmek, imanları kurtarmak, değil mi? İnsanları belli bir istikamete getirmek. İşte bunda neşri hak bu oluyor. Neşri hakikatte üstadına yardım etmek. Üstad o zaman da işte bu vazifeyi ne yapmış? Eda etmeye çalışmış. Ama açtığı bir yol var ve o yoldan devam edilmesini istiyor. Bunu Estaizubillah ve teavenu alel birri ve tekva ve atiullah ve atiur rasul. Allah'a ve Resulüne itaat edin.
iyilikte ve takvada yarışın diyor. Allah'a ve Resulüne itaat edin, iyilikte ve takvada da yarışın diyor. Böyle bir yarışma kapısı açmak lazım. O yarışma durduğu anda zaten İslamiyet durur. Eddinul nasihat diyor aleyhissalatü vesselam. Yani din nasihattir. Anlatırsak İslam olur. Anlatırsak İslam genişler. Anlatmazsak nasihat durduğu anda İslam durur. Ya o Allah'ın dini, Allah dinini koruyacak. Allah sana da bu vazifeyi o zaman niye verdiğini söylüyor. Allah dinini koruyor ama Allah sonuçta biz çalışırsak bizi galip getirir ve İslamiyet'i yayar. Biz yerimizde oturursak Cenab-ı Hak bunu bizi galip getirmez. Müslümanlara iman cihetinden hizmet. وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Yani hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Allah'ın ipine birbirinize, Allah'ın ipine takvaya, dine sımsıkı sarılın. Birbirinize de sarılın. Halat gibi, halat nasıl ki böyle değil mi? Döndürmüşler. İnce ince böyle teller vardır. O telleri ne yapmış? Makine böyle döndüre döndüre, birbirine doluya doluya kopmaz bir halat haline getirdiği gibi. Burada Cenab-ı Hak ne diyor? وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Yani ayrılıp dağılmayın. O ipler ayrı olduğunda tel tel hepsi kopar değil mi? Şöyle tık 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 dikiş ipi gibi koparırsın ama birleştiğinde gemiyi çeker. Allah bizden bunu istiyor. Bir olmayı istiyor.